Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün eFootball lig başladı, turnuva başladı. Hatta Konemi eFootball puanı 10.500 herkese hediye etti. Peki bunları nasıl kullanacağız? Bunları kullanmak için öncelikle arkadaşlar Konemi ID şart. Herkes puan biriktirebilir. eFootball puanını maç değerlerden kazanacağız. Ayrıyeten hediye edilecek günlük giriş kampanyalarıyla. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunları kullanmak istediğimiz zaman Konemi ID ve şifre kesinlikle gerekiyor. Konemi ID'niz yoksa satın alma işlemini gerçekleştiremezsiniz. Çünkü satın alma işlemini devam ettirmek istediğimizde bizi Konemi'nin resmi web sitesine yönlendiriyor oyun. Ve orada Konemi ID ve şifre girişi yapılması gerekiyor. Az sonra ona değineceğim arkadaşlar. Şimdi hemen eFootball League ile ilgili önemli gelişmeleri aktarayım. Konemi oyun açıldıktan biraz zaman sonra bu mesajı bizlerle paylaştı. Oyuna daha sonradan giren arkadaşların bunları da görmüştür. eFootball League ile alakalı turnuva iki kısımdan oluşacak arkadaşlar. Biri kulüplerin profesyonel sporcuların yarıştığı ki burada 10 tane kulüp açıklandı. Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Juventus, Arsenal, Celtic, Schalke, Monaco ve bu sezon Roma ile Galatasaray eklendi. Ülkemizden de Galatasaray Spor Kulübü seçildi. İlk defa ülkemizden biri bu turnuvada boy gösterecek. Galatasaray Kulübü'nün seçtiği profesyonel sporcular burada yarışacak. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunlar kulüplerin e-sporcuları tarafından oynanmakta. E, ve herkes kendi takımın oyuncularını oynamakta. Örneğin Galatasaray takımıyla mücadele edecek arkadaşlarımız... Yani Galatasaray takım oyuncularıyla sahaya çıkacak. Karşı tarafta Barcelona'yı seçenler... Messi'li, Griezmann'lı Barcelona takımıyla... Geçen sezon şampiyon olan takım Bayern Münih'ti. E, Bayern Münih'i oynayan kişiler gerçekten harika oynamaktaydı. Çok saldırgan oynuyorlardı. O zaman e, maçlar bunlar hem de yayınlanıyor arkadaşlar. Youtube'dan da yayınlanıyor. Çok keyifliydi. Özellikle de Bayern Münih maçları çok zevkliydi çünkü... Bayern Münih oynayan konsoldaki arkadaşlar saldırgan oynarlardı. Çok gol pozisyona giriyorlardı. Atıyorlardı da yiyorlardı da. Öne geçseler de maç bir anda eşitlenebiliyordu. Bazen gerideki maçı çevirebiliyorlardı. Final mücadelesini hatırlayan arkadaşlarım vardır. Gitti geldi hatta. Bunlar bizler için çok önemli. Çünkü bizler burada işte finale çıkan takımı bildiğimizde, kazananı bildiğimizde, toplam gol atıldığında, atılan gollerde hep hediyeler alıyoruz. Tamam onlar oynuyor ama biz doğru tahminler yaparak ileride buradan da hediyeler kazanabileceğiz. Geçen sene bu oyunu oynayan arkadaşlarım, PES 2020'de oynayan arkadaşlarım çok iyi bilirler. Profesyoneller oynuyor ama bizler de finallerdeki sonuçları işte kazananı tahmin ettiğimiz zaman, doğru bildiğimiz zaman ya da bizim seçtiğimiz taraf kaç tane gol attıysa o kadar hediye bize veriliyor. Fazla fazla hediyeler verilecek. Bizim kısım ise arkadaşlar e-futbol open olan kısım bizi ilgilendirmekte. Bugün 6 tane maç dayı geldi. En sağdaki round 1 olan çok önemli. Orada en az 2000 etkinlik puanı yapmamız gerekmekte. Hemen çarpıya basalım. Onu da tekrardan göstereyim arkadaşlar. Çok önemli. 6 tane maç diye var arkadaşlar. Bu 6 tane maç diye de muhakkak her birinde en az bir maç atalım. Çünkü bunlardan e-futbol parası, puanı kazanacağız. Hepsinden e-futbol puanı kazanıyoruz. En sağdakine geldiğim zaman round 1 demekte. de bunda kesinlikle 2000 etkinlik puanını bulup geçmemiz lazım. Hani belki vaktiniz yoktur, zamanınız yoktur, diğer maç değilleri oynayamıyorsunuzdur. En sağdakine geldiğimiz zaman round 1 demek de burada muhakkak en az 2000 etkinlik puanı yapmamız gerekiyor. E, tabii ki 6000'e kadar çıkarsak hem MyClub paralarını hem yeni tüm becerilerini hepsini almış oluruz arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim hani zamanınız yoksa ben hepsini oynayamam vaktim yok diyorsanız Muhakkak her birinde birer maç atın arkadaşlar E- futbol puanı kazanırsınız. ve bu en sağdaki round 1 olanda ise 2000 etkinlik puanını bulun ki round 2 ya yani ikinci turun birinci roundu geldiği zaman oynama şansınız olsun. Konemi diyor ki bu birinci turun birinci roundu. Eğer burada 2000 etkinlik puanını bulamazsan yani toplam puan 2000 olmazsa ikinci turun birinci roundunda oynayamazsın diyor. O yüzden önemli. Yani şu an biz round 1'de e, oynarsak 2000 etkinlik puanını geçersek Ocak ayında ikinci turun round 1'i gelecek. O zaman oynama hakkımız olacak. Oradan da ödül kazanacağız. E, vaktimiz varsa arkadaşlar bunların hepsinde 6000 etkinlik puanına kadar gelelim. Ve tüm ödülleri, My club paraları, yönetim becerileri ne varsa alalım. E, zor ama elimizden geldiğince orada yüksek etkinlik puanlarına çıkmaya çalışalım. Mağazaya geldiğimiz zaman mağazadan puan kullan diyelim. Hala sıkıntı devam ediyor arkadaşlar. Yine bir şansımızı deneyelim. Acaba oyuncu alabileceğiz mi? Burada önemli olan Konami ID'si kesinlikle olması gerekiyor. Bizim 30 bin e puanımız dahi olsa 50 bin e puanımız dahi olsa Konami ID yoksa kullanamıyoruz. Hesabımızı muhakkak Konami ID'ye bağlayalım. Allah'tan süremiz var arkadaşlar. Yani ikonlar için 181 gün daha süremiz var. Fakat Lewandowski ya da Kielini gibi futbolcular almak istiyorsanız orada süre kısıtlı. Ben ana hesabımda ikonlar için bekleyeceğim. Hani biriktireceğim ikon almak istiyorum. Hani şu an buradaki ikonlar var. 181 gün boyunca da bunlar kalacak arkadaşlar. Yani bakalım 26.500'e ne zaman ulaşacağız? 180 gün sonra yani 181 gün var. 6 ay sonra bu ikonlar yeniden, yeniden değişecek mi? Onu da merak ediyoruz. 6 ay gibi bir süre var. Buradan en az bir, bir ikonu alırız toplayacağımız puanlarla. Şimdi hemen bir Lewandowski'yi alalım. Anlaş diyelim. Anlaş dedik. Alamıyoruz çünkü Konem'in resmi web sitesinde sürekli bir sıkıntı var arkadaşlar. Yine şansımızı deneyelim. Ne yazık ki hani çoğu arkadaşımız alamadı. Ben de alamadım. İlerle diyelim. Yine ilerle diyoruz. Bir yerden sonra ne yazık ki hata veriyor. Şimdi Konemi'nin resmi web sitesine girer girmez hata aldık. Yeniden yükle diyelim. İşte burada arkadaşlar Konemi ID ve şifre gerekiyor. Ko hesabınızı Konemi ID'ye bağlamadıysanız ne yazık ki satın almaya gerçekleştiremezsiniz. Hemen şuradan kırmızı yazıyla prosit yazıyor. Ona tıklayalım. Kırmızı olana. Arkadaşlar burada e, sizde Konemi ID ya da Password diyebilir. Ben de daha önce giriş yaptığım için Gmail adresim yazıyor. Ben şimdi şifremi yazacağım. Burada ya Konemi ID şifrenizle giriş yapabilirsiniz ya da Konemi ID'nizi hangi maile bağladıysanız ben şimdi Konemi ID çok rakamdan haftan oluştuğu için hatırlamıyorum. Mail adresim üzerinden giriş yapıyorum. Konemi ID'nizi yaparken de şifreniz neyse onu buraya yazmanız gerekiyor. Ben hemen buraya yazayım arkadaşlar şifreyi. Şifreyi yazdım arkadaşlar, login diyorum. Evet, yine hata verdi. Ne yazık ki gördüğünüz üzere hata veriyor. Şöyle sayfayı bir yenilesek devam et diyelim. Büyük ihtimalle hata mesajı verecektir arkadaşlar. Vermeyecektir bize oyuncuyu. Birçok arkadaşımız aynı bu sıkıntıyı yaşamakta. Bu bizden kaynaklı değil arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın hata mesajı geldi. Bu tamamen Konami'nin resmi web sitesinden kaynaklı. Muhakkak bunu düzelteceklerdir ama ne zaman düzeltirler? Kaç saat sonra düzeltirler? Onu bekliyoruz. Şu an gördüğünüz üzere alamıyoruz. Bir yere kadar geliyoruz. Bir yerden sonra yapamıyoruz. Hatta ben Google'dan Konomi'nin bu mykonomi.net sitesine giriş yapmaya çalıştım. Oradan da giremedim. Yani oradan da giriş yapamamıştım arkadaşlar. Oradan da şu hatayı veriyor. Google'dan dedim ki mykonomi.net'e bir gireyim. Acaba oradan giriş yapabileceğim mi? Ne yazık ki orada da bu hatayı veriyor. Yani şu an e, alamıyoruz. Ne yazık ki alamıyoruz. Hani almak isteyen arkadaşlarım varsa şu an alamamakta. Oyuna tekrardan dönüş yapalım bu arada. Kapanmadıysa Evet. Ee, şu an arkadaşlar döndük oyuna. Hata mesajı verdi. Okey dedik. Herhangi bir futbol puanımız da gitmedi. Herhangi bir oyuncu da alamadık gördüğünüz üzere. Yine ara ara ben deneyeceğim arkadaşlar. Bu sıkıntı düzeldiğinde nasıl alınır onunla ilgili de yine bir video çekeceğim. Yani bu videoyu şu amaçla çekmek istedim. Sıkıntı devam etmekte. Yani siz de bu sıkıntıyı alıyorsanız sadece tek değilsiniz arkadaşlar. Birçok kişi aynı sıkıntıyı yaşıyor. Birçok kişi şu an bu oyuncuları alamıyor. Dediğim gibi ilerleyen saatlerde ya da belki yarın belki de diğer günlerde bu problem düzelecektir. O zaman nasıl alınır videosunu çekeceğim. Ama oyuncu almak için acele etmeyin diyorum arkadaşlar. Hani çok istediğiniz bir oyuncuysa eğer burada Lewandowski ya da Kielini tabii ki puanınızı harcayabilirsiniz. Ben ikonlar için biriktireceğim. İkonları düşürmek çok zor. Hani önceliğim ikonlar. İkonlar için ana hesabımda e, bu oyuncular için e, kullanmayacağım futbol puanımı tamamen ikonlar için biriktireceğim. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, önemli gelişmeler olduğunda tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.